Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamsız dıktınlar ekranımız olsun. Hong Kong sahçilerine arız kılış üçün ianı toplandı. Hong Kong Erkin Gezit Doğru'nun tünügünki haberde bildirilişe Hong Kong sahçilerinin zoravallık kılmışlarının sotlaş nişan kılınan İ'anı faaliyeti başlandı. Mezkur faaliyette 10 milyon dolar toplaş nişanlanan bulup, yığılgan pullar Hong Kong sahçilerinin aldığınki 3 aydaki namayış çariyanı da halkını bastırış, zahmelendiriş kılmışlarına karata mutakhassis ve adukatlarını teklif kılış. Arız kılgıçlarının sot çıkımı katarlıklarına şildildiken. Haberde yakınki neçü gün içinde iki Hong Kong puhrasının sahçılarına arız kılganlığı, yani 4 kişinin arız kılışkı tayarlık kılıvatkanlığı. Onlarının kanuni yol arkalık namayış yarayandaki sahçılarının zoravallık kılmışlarının sürüştüsünü kılmakçı bulganlığı bildirilgen. Arız kılgıçlarının biri muhbirlarına aşkarılıp, namayış yarayandı sahçılarının onu urup yarlandırganlığını, keyin sahçıhanığı elip berilganlığını. O yerdeki tutup durulu vatkanlarının hemmesinin uxşumagan derecede yarlanganlığını bildirgen. Hong Kong'daki namayış jarayanında sakçılarının namayışçılarını urgan görünüşleri taratkularda tarqalgandan keyin, kuzatkuchilar ve demokratçılar sakçılarının bu kılmışının hukukunu qalaymaqan işiltish ekenligini, xalqaralıq qaida prinsiplarga xilof ekenligini bildirip ayıplagan. Ama Hong Kong sakçıları bunu baştan axir inkar qilgan. Sharq Turkistan'daki jaza lagerleri meselesi Birleşken Milletler Teşkilatı'daki muhim meselege aylandı. Kırmaniye Avazı Toru'nun tünügünki haberde bildirilişe 17 sentabr başlanan Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi yığınıda Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerinin tilgi eliniş eylin maslıqı kızlık noktığa aylandı. Haberde Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bu kıtımlık Birleşken Milletler Teşkilatı yığınıda ceza lagerı meselesini tutku kalıp Xtay'ını ayıplaydıqallıqı başka devletler bilen birlikte Xtay'ı besim çürüdüqallıqı bildirilgen. Reuters agentliği malum Aksaray emeldarının sözü nakıl keltürüp Aksaray'ın Prezident Trump'ın 24. sadiki 193 devletinin başlıklarına sözleydiğin nutkıda Xtay'ın Uyghurlarını bastır vatkallıqını tilgi eliş almasını, uyuluş vatkallıqını bildirgen idi. Teşkilatlar Birliği'nin Konya ziyareti devamlaşmakta. Konya'da ziyareti bulvatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin bir heyet 20. sentabr Konya Necmeddin Erbakan Üniversite İlahiyat Fakültesi Müdiri Doktor Fikret Kaya Pinar'ını ziyaret kılıp Konya'daki Uygur okuyucular meselesi hakkında fikir almıştırdı. Teşkilatlar Birliği çüştünkin yana Konya İctimai Teşkilatlar Birliği'ni ziyaret kıldı. Ziyarete Birlik Reisi Muhsin Görgülügil ve Birlik Yetekçilerine Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali Xtay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzü atkan basturu siyasetlerini kısıkçı tanıştırdı. Bu kıtımlık ziyaretli yana her kaysi teşkilatlar arası da alaka ve ortak hizmetlerini küçeytiş hakkıda meslehet ve muhakeme elip verildi. Hayat yana Konya Karatay Üniversitesi'nin muavin başlıkı Aksakallar Hayat Azası Üniversitet muavin başkatipinin teklif bilen bir yerge cem bulup naştıkıldı. Uçuruşta Konya'da okuvatkan Uygur okuyucularının emeli ehvali hem de onlarının okuşka alakadar arzu taleplerini oturgu koydu. Ondan başka yana Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali hakkında öz ara fikir almıştırdı. Antonio Guterres, "Menin Uygur meselesi de Xtay'ını ayıplı migellikim yalgan" dedi. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın başkatipi Antonio Guterres, özünün Xtay rejiminin Şarkı Türkistan'da yürgüzbatkan siyasetlerini uçuk aşkarı ayıplap kilovatkallıkını ilgiri sürdü. Aldıngı günü Xalqara Kişilik Hukukunu Kürtüş Teşkilatı, Xalqara Keçürüm Teşkilatı, Xalqara Kişilik Hukuk Birleşmesi, Xalqara Kanunşunaslar Kengişi ve Dünya Uyghur Kurultayı Katarlıq Teşkilatlar birlikte Guterres'ı xat yazıp, onu Xtay rejiminin Şarkı Türkistan'da yolu koyan lagerlerine karşı avaz çıkarışı çağırgan. Şundaqlı onun ta bugün geçe Uyghur meselesi de sükut kılgallıkını ayıplagan idi. Halbuki Guterres bu ağıtki tanqıtlarını kat-tıxarat kıldı. Birleşme Agentliği'nin haber kılışça Guterres çarşamba günü bu vaqtki suallarga cevap verip, özünün bu yıl 4. ayda Xtay'a kılgan ziyareti mezgilide Uyghurlarının meselesini uçuk aşkarı tilga alganlığını bildirgen. O sözde, "Men bu meselede özümünü intayın keskin buldum" deb karaymen. "Meni parıqlıq diplomatik muameli kılıvatı" degen sözler kat'i doğru emas degen. O yana mundaq degen. "Men Xtay tarafki puhralarının öz kimlikige hürmet kılınganlıkını ve şundaklı şu cemiyetinin bir parçası ikkellikini his kılışı intayin muhim" dedim. "Mence bunundun mu uçuk signal bulması gerek."
Guterres muhbirining undaqda bu tutib turish markazlari taqilishi kerak degan signalni mo beramdi degan savoliga bu deganlik kishilik huquqi hurmat qilishni kafolatga ega qilish uchun keraklik hamma narsa bajo keltirilishi kerak deganlik bo'ladi deb javob bergan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres bu yil 4 oyining oxirida Xitoyning bir yo'l bir balvoq qurilishi haqidagi maxsus yig'inga qatnashish uchun Beijingga borgan. Ayni chaqda uningga Beijingdagi mazgilda Uyg'ur masalasini tilga olish chaqiriq qilingan. Ammo uning bu masalani haqiqatan o'ttirga qo'ygan yoki qo'ymaganligi aniq emas. Faqat uning bayonotchisi muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berganda Guterres Uyg'urlarning vaziyati haqidagi andishalarini Xitoy tarafiga yetkizdi degan edi. Halbuki yuqoridagi kishilik huquq organlari 17 sentabr kuni e'lon qilgan ochiq xatida Antonio Guterresdan Xitoyning chekidan oshgan siyosiy va rayondagi siyosiy tarbiya lagerlarini darhol taqash haqida Xitoyning xalqaro munbarlarda ochiq oshkora ham keskin ayblashni talab qilmoqda. Xitoy Sharqi Turkistonda bir ish bo'lishdan ansirayotamdi. 18 sentabr kuni Sharqi Turkistondagi bir qancha nuqtaliq shaharlarda aholilarning havo hujumidan mudofaa ko'rish signal tizimasini sinoq qilish manevri olib berilgan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat tarafidan tarqatilgan bu vaqtdagi uxtirishda yuqoriqi havo mudofaa signali berish harakatining davlat mudofaa tarbiyasini kuchaytirish, xalq ommasining davlat mudofaasi qarishini o'stirish uchun bekitilganligi yozilgan. Xitoy rejimi Sharq Turkistonda millionlagan kishilarni yepiq tarbiya lagerlariga qamagandan keyin rayonda yaqinqa 2 yildan buyon hech qanday terrorlik va zo'ravonlik vaqasining ko'rilmaganligini hadab ilgari surmoqda va buni yepiq tarbiya lagerlarining natijasi sifatida tashviq qilgan edi. Ahvol shundoq turib, uning yana nima uchun urush holatida qo'llaniladigan havo mudofaa signalini mashq qilganligi diqqat qo'zg'amoqda. Texi yaqindagi Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan arab jurnalist Jariri xonim o'zi bevosita sinqa olgan silliq ko'rinishda Sharq Turkistondagi soqchi mashinalarining kunda bir qancha qitim qarallik holda shahar ichidan bekordan bekor signal berish orqali sun'iy jiddichilik yaratadiganligini va buni atalmish rezil kuchlarni qo'rqitish nomi ostida qilinadiganligini aytgan edi. واتضح لي انه في كل حي من قشقر وفي توقيت معين Ma'lum bo'lishicha havo mudofaa signali oldin signal va havo hujumi signali degan ikki tur bo'yicha Urumchi, Sanji, Shihanza, Qarmay, G'ulja, Ko'rla, Cho'chak, Qumul, Turpan, Oqsu, Qashqar, Bo'rtala, Xotan, Otush va Altay qatorliq joylarda elib berilgan. Amerika Rossiya va Xitoyni jedalga solishga urinmoqda. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Amerikaning Rossiya bilan Xitoyni jedalga solish uchun urinayotganligini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bir Rossiya jurnaliga yozgan maqolasida embargolarni va dollarning salohiyatini yomon maqsadlarga ishlatishning iqtisodiy qoidaga aylanib qolganligini aytdi. Amerikaning o'z ittifoqdoshlarini Rossiyaga qarshi ishlatishtirishchanligida ekanligini ta'kidlagan Lavrov Amerika hukumatining sheriklarini tarsaliq bilan Rossiya va Xitoyni bir-biridan ayirish uchun safarbar qilishga urinayotganligini qayd qildi. Sergey Lavrov Yevroosiyo va Osiyo Tinch okean rayonida o'z kontrolligi sirtida taraqqiy qilgan ko'p taraflilik munosabatlarini va rayonning maslahatchan qurilmasini buzib tashlash, shundoqli yiltizig'i palto urushni xohlayotgan Amerika Rossiya bilan Xitoyni jedalga ittirishni orzu qilayotganligini mo yoshirmaydi dedi. Sergey Lavrov Amerikaning o'ttir masofalik yadro kuchlari kelishimidan chekinib chiqib, yadroliq boshqarilgan bomba sohasidagi barliq kelishimlarni xavfga ittirganligini ta'kidlab, Amerikaning olam bo'shlig'iga qurol o'rinlashtirishni boshlaganligini uqtirdi. Xitoy bilan Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarornomasini veto qildi. Rossiya bilan Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashining Suriyaning Idlib rayonida urush to'xtatish va xalqaroliq kishilik huquq ahdinomasiga hurmat qilish nishon qilingan qarornomasini veto qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi biri Germaniya bilan Kuveyt va Belgiya tarafidan, yana biri Rossiya bilan Xitoy tarafidan kengashga sunilgan ikki qarornomani ovozga qo'ydi. Ovoz qo'yishda Rossiya bilan Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashining
Suriyaning Idlib rayonida urush to'xtatish va xalqaro kishilik huquq ahdnomasiga hurmat qilish nishon qilingan qarornomasini veto qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Belgiya, Kuveyt, Fransiya, Angliya, Hindoneziya, Polsha, Peru, Janubiy Afrika, Dominika Jumhuriyeti, Pilchi qirg'iqi qatorliq davlatlar qo'llab ovoz berdi. Ekvator Gvineyasi bo'lsa ovoz berish huquqidan voz kechdi. G'arb allari Rossiya bilan Suriya hokimiyatini fuqarolar, maktablar va doktorxonalarga hujum qilish bilan aybladi. Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakili Vasili Nebenzia bo'lsa bu ayblashlarni rad qilib, Idlibda faqat terrorlik tashkilotlariga qarshi kurash qilinayotganligini ilgari surdi. Rossiya taraf Xitoy bilan birlikda kengashga sunilgan qarornomasida urush to'xtatishning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining terrorchilar tizimligidagi tashkilotlar bilan chetishligi bor shaxslar va guruhlarni o'z ichiga olmasligini talab qildi. Rossiya bilan Xitoyning bu qarorname 9 ovozga erishilmaganligi uchun qabul qilinmadi. 9 davlat rad qilib ovoz berdi. 4 davlat ovoz berish huquqidan voz kechdi. Yana bir tarafdan Suriyada Bashar Asad kuchlari Idlibning janubiy qismlaridagi ultraq rayonlarni davomli to'pqi tutmoqda. Rossiya bilan Bashar Asad kuchlari quyuq hujum qilayotgan joylardan bexatar rayonlarga, bo'libmi Turkiyaning chegara liniyalariga yaqin joylarga ko'chganlarning soni 1 million 42 mingga yetdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.